Süper Lig'den sonra yolu amatöre düşen futbolcular serimizin ikinci bölümünü sizler için derledim. Videomuza geçmeden önce bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. İyi seyirler. Bursaspor 2011 yaz transfer döneminde 3 milyon 300 bin euro karşılığında TT Bangura'yı kadrosuna katmıştı. 2 sezon önce Süper Lig'in şampiyonu olmuş takıma transfer olunca haliyle beklentiler de fazlaydı. Ancak beklentilere karşılık veremedi, kendisini kanıtlayamadı. Hatta bir sonraki sezon kısa bir süre alt ligde Şanlıurfaspor'un formasını da kiralık olarak giydi. 2013 yılında biten Türkiye macerası 2017 yılında tekrardan hayat buldu. Deneyimli futbolcunun Sinopspor'u şampiyon yapabilmek için başladığı bu serüven ise iyi bitmedi. Kupa maçları dahil olmak üzere toplamda 13 maçta forma giyerken 3'te gol atabildi. Sezon sonu gelmeden de Sinopspor kulübüyle karşılıklı olarak anlaşarak kulübe veda etti. Beşiktaş 2009 yılının yaz transfer döneminde Karşıyaka'nın genç yeteneği Rıdvan Şimşek'i sessiz sedasız kadrosuna katmıştı. Transfer olmasının ardından ismimi babam değil Fenerbahçeli olan amcam koymuş. Sanırım benim de Rıdvan Dilmen gibi iyi bir futbolcu olmamı istiyordu açıklamasını yapan Rıdvan'ın ne yazık ki Beşiktaş kariyeri istediği gibi gitmedi. Siyah beyazlı forma altında ayağı kırılınca bir türlü toparlayamadı. Sırtına geçirdiği 7 numaralı formasını Quaresma'ya devrettikten sonra 2013 yılında Beşiktaş'a veda etti. Akabinde birçok Anadolu takımında forma giyse de fark yaratan isim olamadı. Çok değil 2022 yılı Ocak ayında da bölgesel amatörlük ekibi İzmir Spor'a imza attı. Deneyimli sağ bekin henüz 31 yaşında olduğunu da hatırlatalım. Nijeryalı futbolcu birçok futbolsever Akhisar Spor formasıyla tanıdı. Aslında ilk olarak bölgesel amatörlük ekibi İzmir Spor'da forma giydi. Burada 3 maç oynadıktan sonra sürpriz bir transfere imza atarak Akhisar Belediyespor'a gitti. İlk sezonunda 1. Lig'de 19 maçta 6 gol atarken takımın şampiyonluğuna da katkı sağladı. Bir sonraki sezon Süper Lig'de yetersiz bir görüntü vermiş olsa da 7 kez sahadaki yerini aldı. Şansını kısa bir sürede tavşanlı Linyit formasıyla denedi. 2014-2015 sezonu başında da flaş bir karar aldı ve amatör lige geri döndü. Yeni Amasya Spor formasıyla da 15 maçta 11 gol attı. Ancak verdiği katkı takımının 3. lige çıkmasını sağlayamadı. 2012-2013 sezonunda Samet Aybaba döneminde A takım kadrosuna dahil edilen Hasan Türk, hırsı ve çalışkanlığıyla hocasının gözüne girmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ın umut vadeden oyuncularından biri olan Hasan için ilerleyen süreç olumlu gitmedi. Yetenekliydi ancak Beşiktaş'ta kalabilmek ve başarılı olabilmek için sadece yetenekli olmak yetmiyordu. Beşiktaş patentiyle futbola adım atmış olsa da Beşiktaş sonrasında genellikle alt liglerde izledik. Günümüzde 29 yaşında ve Lüleburgaspor'un başarısı için amatörlükte mücadele ediyor. Önümüzdeki yıllarda da Hasan Türk'ü amatörlüklerde izlememiz oldukça kuvvetli bir ihtimal. Bundan 10 yıl önce 1. Lig'e damgasını vuran ve dikkat çeken isimlerden birisi de şüphesiz Severin Bikoko'ydu. Özellikle Çaykur Rizespor'da attığı 18 gol transferde adının geçmesine sebep oldu. Belki Çaykur Rizespor'u üst lige taşıyamadı ama bir sonraki sezon Akhisar Spor'la beraber Süper Lig macerası yaşadı. Ancak burada çok da başarılı olamadı. Sonrasında ülkesine dönme kararı alırken 2 sezon aradan sonra yine ülkemize geldi. Ancak bu sefer amatör lige. 5 farklı bölgesel amatör lig takımının formasını giyerken 2019 yılında 31 yaşındayken Kırıkkale Spor'da futbolu bıraktı. Ahmet Burak Solakeli uzun zamandır yeşil sahalarda izliyoruz. Profesyonel seviyede genellikle 1. Lig'de forma giydi. Süper Lig'de forma giymedi mi elbette giydi. Hem de 28 kez. Deneyimli sol bek günümüzde ise 40 yaşında. Yaşıtlarının birçoğu futbolu bırakmış olsa da Ahmet Burak Solaker amatör seviyede olsa dahi devam ediyor. Bu sezon kendisini Bornova Futbol Kulübü ile izlerken gelecek sezon futbola devam edip etmeyeceği de merak konusu. Babacar Diop 2012 yılı Ocak ayında henüz 18 yaşındayken Kayserispor'da 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç yaşı itibariyle de genellikle 21 yaş altı grubuyla maçlara çıktı. Altyapı macerasında 37 maçta 32 gol atınca beklentiler de haliyle fazlaydı. Ancak altyapıdaki başarısını yukarıya taşıyamadı. Tabi düzenli olarak süre alabilen bir futbolcu değildi ancak eline geçen fırsatları da çok da iyi değerlendiremedi. 22 yaşına geldiğinde ise kendisini yeniden kanıtlamak için amatör lige döndü ve Yozgat Spor'da yeni bir maceraya başladı. 13 maçta 15 gol atarken iz bırakan futbolcu oldu. Babacar Diop bu performansını sırasıyla Gebze Spor, Fatsa Belediye Spor, Manavgat Spor takımlarında da sergiledi. Günümüzde ise futbol hayatına Finlandiya liglerinde devam ediyor.
Mustafa Kocabey Galatasaray'ın altyapısından çıktı. 1992-1994 yılları arasında da A takım seviyesinde Galatasaray'la mücadele etti. Genç yaşta o dönem Fransızların ünlü golcüsü Jean-Pierre Papin'e benzetilmiş. Bu yüzden de Papin Mustafa lakabını almıştı. 20'li yaşlarda geleceğin golcüsü olarak lanse edilse de beklentilere karşılık verememesi çok da zaman almadı. Daha sonrasında birçok Anadolu takımında forma giydi. Gittiği takımlarda hem şampiyonluk hem de gol krallığı sevincini yaşadı. Futbola olan tutkusu nedeniyle profesyonel yaşantısı sonrasında amatör kümede kaldığı yerden devam etti. Kariyeri boyunca 27 farklı takımda forma giyen Mustafa Kocabey, 2019 yılında 45 yaşındayken futbol hayatını tamamen noktaladı. Gustavo Bebe Konyaspor'a transfer olarak 2005 yılında ülkemize geldi. Akabinde birçok Süper Lig ekibinin formasını giydi. Ankara Gücü formasını giydiği dönemde Türk vatandaşı olma şansı eline geçince bu fırsatı da kaçırmadı. Hatırlayanlarınız olacaktır, Alper Aydın adını da tercih etmişti. Ancak Kamerunlu futbolcu ülkesinin milli takımında forma giyince Türk vatandaşlığına geçmesinin futbol anlamında pek de anlamı kalmamıştı. Çünkü ligimizde yabancı statüsünde yer almaya devam etti. Kısa süreli Kıbrıs ve Vietnam ligindeki serüvenleri sonrasında amatör liglerde oynamak için Türkiye'ye geri döndü. 6 farklı amatör kulüpte sahaya çıkarken attığı goller takımına daima hayat verdi. Geçtiğimiz sezon su vermez Kapadokya Spor formasıyla son kez ülkemizde sahaya çıktı ve 38 yaşında futbolu bıraktı. Engin Baytar 2 sezon Trabzonspor'da 3 sezon Galatasaray'da forma giymiş birisi. Hatta çok daha fazla sezonlar sarı kırmızılı formayı giyme ihtimali vardı. Tabii ki Cüneyt Çakır'a yaptığı fiziksel saldırıyı gerçekleştirmemiş olsaydı. 11 maç ceza yedi, formasını kaybetti. Geri dönüşü de kuvvetli olmadı, mental olarak da sorunlar yaşadı. Bir anda üst seviyelerdeki futbol hayatı bitti. Önce 1. lige sonra da 2. lige imza attı. Mental sorunları saha içine etkileyince alt liglerde de başarılı olamadı. 2018 yılında 35 yaşındayken de Karadeniz Ereğli'ye imza atarak bölgesel amatörlük kariyerini başlattı. Ancak huylu huyundan burada da vazgeçmedi. Karadeniz Ereğli formasını giyerken maçın hakemine sözlü hakareti nedeniyle 6 maç ceza aldı. Halbuki maçlarını izlemeye gelen de binlerce taraftar vardı. Başarısız birçok denemesi olmuş olsa da amatör kümede kendisine takım bulmayı da başarmıştı. Son olarak İzmir Spor'un formasını giyen Engin Baytar, geçtiğimiz sezonun sonundan bu yana kendisine kulüp bulamadı. Belki de futbolu bırakmıştır. Kim bilir? Böylece videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.